Meditasyon için hazırlanarak. Gözler kapanarak. Kalça etlerini hafifçe geriye çekip, kemikleri hissederek sağlam, sabit, güçlü bir konumda. Omuzlar kulaklardan uzaklaşırken, beden artık en rahat, ancak en sağlam, sabit konumunun içine yerleşmeye başlasın. Meditasyon için hazırlansın. Aşağıdan yukarı gözlemle. Bak, beden rahat mı? Şu andan itibaren artık. Hiçbir noktasında gerilim kalmasın. Ayaklar, bacaklar sağlam. Zeminle temasta. Karın ve bel kasları güçlü. Göğüs kafesi açık. Kürek kemikleri arası rahat. Ense uzun. Baş boyun simetrik. Ve daima dik, uzun bir omurga. Pozisyonunu fark et. Sonra derin, geniş, büyük bir nefes al. Derinliğiyle doldursun tüm ciğeri. Aldığın bu taze nefes. Karnı, göğse, omuzlara kadar yükseldiğini hisset. Verdiğinde ise yavaş yavaş bırak. Önce karın, sonra göğüs. Usul usul sönerek. Tekrar derin bir nefes al, doldur karnını, devam et göğse. Yavaş yavaş ver, önce karın ve sonra göğüs olmak üzere. Şu andan itibaren artık normalden biraz daha derin, daha geniş nefesler alıp normalden daha yavaş ritimle vermeye çalışarak takip et. Burun deliklerinde, burun ucunda nefesin geçişini, temasını hisset. Sadece nefes al. Sadece nefes ver. Doğal nefesler öylece takip et. Bir süre daha normalden derin nefes alışverişlerini izlemeye devam et. Nefesi şimdi artık normal ritmine doğru usul usul küçültmeye başla. Kendi doğallığında bir kez daha nefes geri gelsin. Yumuşak alış, yumuşak veriş. Burun ucunda, odakta. Hala sakin, sabit bir gözlemde kalmaya devam et. Ve nefes artık doğal, normal ritmine yerleşmişken, şu anda burada
Oturan sen gözlemde. Tarafsız takipte. Kendin için bu tarafsızlıktan. Bazı gerçekleri sorgulamak adına. Bu sessiz, sabit, rahat duruşun içinde. Şimdi gözlemle. Fark et. Kabul et. Hayatın içerisinde. Yer yer kendini gösteren acılar, zorluklar, sorunlar var. Hayatın içerisinde. Yer yer kendini gösteren acılar, zorluklar, sorunlar var. Hepimiz. İstisnasız her insan, hepimiz zor durumlardan geçeriz. Acı nedir biliriz. Acı bu hayatın içinde var. Acı gerçek. Şu anda senin için ne gibi zorluk, sorun ya da acı diye tanımlayabileceğin durumlar var. Zihinsel ya da fiziksel. Teşhis edebileceğin, tanımlayabileceğin kendin için şu anda ne gibi zorluklar, sorunlar ya da acılar var. Samimi, açık bir şekilde kendine bir tanesini en azından söyle. Bir zorluk, acı veren bir sebep ya da sorun diye tanımladığın bir durum. Tanımladığın durum, sorun ya da acı. Fark et. İnsan olmanın kaçınılmaz bir parçası. Bu sözleri dinleyen herkes için buna verebileceği bir cevap var. Tanımlayabileceği bir sorun, zorluk illaki var. Fark et, insan olmanın bu kaçınılmaz bir parçası. İnsan olma deneyiminin kaçınılmaz bir parçası. Acı ya da zorluk bir fizik bedene ve zihne sahip olmanın kaçınılmaz bir yan ürünü. Bir beden ve zihne sahip olan herkes için söyleyebileceği bir acı ya da zorluk var. Bu bir gerçek. Hayatta her zaman bir zorluk, sorun ya da acı ortaya çıkabilir.
İnsan olmanın kaçınılmaz bir gerçeği. Kabul et. İnsan olmanın kaçınılmaz bir gerçeği. Şimdi fark et. Sor. Kendini sor. Her zorluğun ya da acının bir sebebi var. Öylece ortaya çıkmayan, ardında başka nedenler saklayan. Bazen bir cehalet, körlük, bilmemek. Bazen bir arzu, istek, bağımlılık. Bazen bir öfke, korku ya da benzer başka zihinsel duygular. Fark et. Acı ya da zorluğun ardında hep bir sebep ve eşliğinde gelen başka bir duygusal hal var. Bazen cehalet, bazen arzu, bazen öfke ya da korku. Tanımladığın o zorluk ya da acı için nasıl bir sebep olabilir ardında? Kendine sor. Sadece sor. Şu anda hemen bulmak için değil. Sadece gör. Her acının ve zorluğun ardında başka bir sebep var. Başka bir zihinsel, duygusal hal var. Ve fark et, fark et. Tüm bu duygusal haller, arzu, öfke, korku ya da körlük, cehalet, daha önceden yapılan eylemlerin bir sonucu. Her bir an başka bir ana sebepse, her bir eylem başka bir duruma sebep. Daha önceden icra edilmiş bazı eylemlerin bir ürünü, sonucu. Şu anda içinde olduğum hal ya da durum. Tanımlanan zorluk ya da sorun. O zihinsel, duygusal hal. Öncesinde icra edilmiş, yapılmış bazı eylemler var. Kaçmadan sadece fark et. Bu sebepler görülmeden, fark edilmeden acıyı dönüştürmek mümkün değil. Fark et. Kabul et. Ardında bazı eylemler var. Bazı duygusal, zihinsel haller var. Farkındalıkla, görerek, görmeye niyet ederek değişim ve dönüşüm mümkün. Acının ardındaki eylemleri
duygusal halleri, arzuları, korkuları, körlükleri sorumlulukla kabul ederek, görerek acıyı değiştirmek mümkün. Acı yaratan sebepler ve sonuçlar değişebilir, dönüşebilir. Bunun mümkün olduğunu fark et. Ve ilk başta tanımladığın kendin için zor olan bir sorun ya da acı olarak tanımladığın durum her neyse, bu durumun değişebileceğinin mümkün olduğunu kendine söyle. Acı dinebilir. Zorluklar kolaylaşabilir. Sorunlar çözülebilir. Acı dinebilir. Zorluklar kolaylaşabilir. Sorunlar çözülebilir. Bunun mümkün olduğunu kendine söyle. Zihinsel tüm bu dalgalanmalardan, sarsıntılardan, eylemlerin sonuçlarından ya da acıdan çıkmak mümkün. Bunları dönüştürmek mümkün. Hiçbir şey geldiği gibi gitmek zorunda değil. Farkındalığın olduğu yerde dönüşüm mümkün. Olumsuz bu duygusal etkilerin, cehaletin, körlüğün, arzunun ya da korku veya öfkenin etkisinde kalmadan bir eylem yapabilmek nasıl olurdu? Düşün. Olumsuz bu duygusal sebeplerin ortadan kalktığı bir halde etkileşimin halini tanımlaman nasıl olurdu? Acıdan özgürleşmeyi sunabilecek bir yol var. Hayatı zorluk ya da sadece sorun olarak tanımlamanın ötesinde daha huzurlu, daha mutlu
ve daha özgür olmanı sağlayabilecek yollar var. Farkındalık. Farkındalık. Farkındalığın yolu. Bu yolu keşfedebileceğini bil. Bu yolu keşfedebilirsin. Ve keşfettikten sonra istikrarla uygulamaya gayret etmek yeterli. Çaba göstermek yeterli. O zaman acı ve zorluk kaçınılmaz olarak değişir. Cehaletin, körlüğün, arzunun, korkunun yerine olumlu zihinsel tohumlar ekebilirsin. Ve bunları eylemlerinle besleyebilirsin. Olumlu zihinsel tohumlar ekebilirsin ve bunları eylemlerinle besleyebilirsin. Buna niyet et. Bunun için niyet et. Farkındalıkla daha dikkatli düşüncelerini seçeceğini, daha dikkatle, farkındalıkla sözlerine, ağzından çıkan cümlelere bakacağını, daha dikkatle, farkındalıkla eylemler ve davranışlarda bulunabileceğini niyet et. Daha bilge, daha olgun. Varlığında daha fazla sevgi ve şefkati bilen birisi olmaya niyet et. Daha bilge, daha olgun. Kapsayıcılığıyla koşulsuz sevgi ve şefkat geliştirmeye niyet et. Dilerim kalbim sevgiyi ve şefkati bilsin. Dilerim zihnim doğru düşünceleri seçsin. Dilerim ağzım doğru sözcükler söylesin. Ve dilerim ellerim, kollarım doğru eylemler icra etsin. Bu niyetlerle kalpten, içten bu niyetlerle daha gerçek, daha samimi ve daha özgür bir yaşamın açık olduğunu bilerek kalmaya bir süre devam et. Bu niyetleri kalpten zikrederek kalmaya devam et.
Bedenin geniş bir nefes al. Yavaş yumuşak vererek derin geniş bir nefes al. Sakin, sessiz vererek minik minik el parmaklarını oynatırken yavaşça uçlarını kalbine getir. Verdiğin bu sözü sanki kalbine bir kez daha mühürler gibi. Başlayan günle kendine içten bir hatırlatma. Yanılsamaya düşüren her ne varsa çıkmak için bir niyet. Gerçek, içten gelen mutluluk ve huzuru bulmak için bir niyet. Gözlerinin tüm bunlara her zaman açık olmasını, farkındalığının keskin ve uyanık olmasına niyet. Doğru sözler, doğru düşünceler, doğru eylemler icra etmek için bir niyet. Ve kalbinde herkese karşı koşulsuz sevgiyi, birliği ve şefkati bilmek için bir niyet. Herkes mutlu, herkes huzurlu, herkes sağlıklı olsun. Herkes acılarından, zorluklarından özgürleşsin. Çok derin, geniş bir nefes alıp vererek, hazır olduğunda yavaşça gözlerini açarak.